Herkese merhaba, gitarteknikleri.com'a hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Squier markasının Classic Vibe serisinden 60'lar Stratocaster modelini tanıtacağım. 60'lar Stratocaster bildiğiniz gibi üzerinde klavyesinde gül ağacı olan bir model. Genel olarak size Classic Vibe serisinden bahsedeyim. Biliyorsunuz Squier, Bullet, Affinity diye başlayıp yukarı doğru uzanan bir takım seriler var. Classic Vibe bu serilerin üstünde kalan bir seri diyebilirim. Gerçekten de çok güzel işçiliği olan orijinal Amerikan Fender'lerde kullanılan bir kere boya teknolojisi kullanıyor üstünde. Çok da yakışıklı duruyor, güzel duruyor. Bunlardan da size bahsedeceğim. Genel olarak gün içinde bu ürünle ilgili yaşadığım olaylardan da size bahsedeceğim. Şöyle özelliklerine değinmek istiyorum birazcık. Gene sitesinden aldığım özelliklerden okumaya başlayalım. Şöyle gövdesi Elder dediğimiz kızıl ağaçtan oluyor. Tek parça bir akça ağaç sapımız var ve C shape dediğimiz, yani C şeklinde duran bir yapısı var. Rahat tutuluyor açıkçası. Hani bileğinizi ağrıtma, zaten Fender gitarların sapları o kadar çok sıkıntı yaratmaz size bu konuda. Bu elimdeki ürün kendi Apple Red dediğimiz bir ürün. Sapımız gene arkası cilalı. Umarım oradan seçebiliyorsunuzdur. Vintage Steel akort mandalları ve Vintage Steel tremolomuz var. Green, yani yeşil bir pickup'ımız ve eskitilmiş potanslarımız ve switch'imiz var. Tabii manyetiklerin görüntüsü de böyle. Gün içinde yaşadığım olaylar dedim. Nedir? Ürün bize geldi. Tabii ürünü bize ulaştıran Fender Türkiye ekibine, oradaki çok sevdiğim değerli arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Siz de onlara mutlaka teşekkürlerinizi ulaştırın. Çünkü onlar bize bu ürünü göndermese biz de sizlere ulaştıramayacağız tanıtım için ve siz de deneme imkanı olmayan arkadaşlar da fikir sahibi olmayacak ki, özellikle o arkadaşlardan onlara özel olarak teşekkür maili atmalarını rica ederim. 60'lar gene sub profilimiz, gül ağacı klavye dedik. Ürün kutusundan çıktı. Tekrar oraya döneyim. Aldık, baktık. Çok fazla yapılacak bir ayar göremedik. Biraz akort yaptık. Sap ayarı dahi yapmadık. Tabii şöyle bir şey var. İhtiyacı yok mu şu an? Bunun evet birazcık ihtiyacı var ama biz şu an bunu en optimal şekilde, yani size bu videoyu hazırlamak için gerekli bir takım ayarlarını yaptık. Siz bize soruyorsunuz, kutudan çıkan ürünlere ne gibi ayarlar yapmamız lazım ve neden sorusunu soruyorsunuz. Öncelikle nedenini anlatayım. Bu ürün Çin yapımı bir ürün ve Çin'den buraya yetkililerinden öğrendiğim kadarıyla deniz yoluyla buraya ulaşıyor ve biliyorsunuz denizde nem oranı yüksektir. O yüzden fabrika çıkışında bu ürünler teller gevşek gelir, akorsuz gelir, sap ayarı yapılmamış olarak bazılarında gelir. Bu bir dezavantaj mıdır? Hayır. Bu gitarın ileriki yıl, daha uzun yıllarda aslında kullanılması için daha sağlıklı bir davranış olduğunu söylemişler oradaki arkadaşlar. Onlar da bana böyle iletti. Bunu çıkardığınızda mutlaka bir ustaya, ya da eğer tabii ki siz biliyorsanız kendinizin yapması her zaman daha iyidir. Kendi kullanışınıza göre düzgün bir sap ayarı, entonasyon ayarı yapmanız gerekiyor. Bunlardan bahsedeyim size, ne gibi ayarlar yapacaksınız. Tel yüksekliklerini, yani köprüyü kullanıp kullanmayacağınıza göre ayarlıyorsunuz. Tremolo kolunu eğer kullanacaksanız ona göre arkadaki yaylarla oynayabilirsiniz. Tel yüksekliği gene sap ayarı ile beraber onu da sağlamış oluyorsunuz. Ve manyetik yüksekliği ayarları. Manyetik yüksekliği ayarları ile ilgili Fatih ustamızla beraber size bir video hazırlayacağız zaten. Hiç merak etmeyin. En olması gereken şekilde veya çok tellere yakın, çok tellerden uzakta veya ortada ne gibi farklı sonuçlar verdiğini ile ilgili sizlere bir video hazırlamayı düşünüyoruz beraber. Kendiniz de yapabilirsiniz. Duyduğunuz şekilde şuradaki vidalarla yükseltip alçaltabilirsiniz. Farklılıklarını, hangisini daha çok beğeniyorsunuz kullandığınız setupta, bunu o şekilde değerlendirebilirsiniz. Şöyle genel olarak baktığımızda, dediğim gibi yakışıklı bir ürün, güzel, üstlerinde boya teknolojisi var, high polish dediğimiz. Bakalım clean soundlarımıza nasıl performans verecek, onunla başlayalım. Şu an köprü kısmındaki tekli manyetiğimi aldım, JVM50, Marshall JVM50 ile size bu sound'u ulaştıracağım. Şöyle başlayalım genel olarak soundlarını dinlemeye. Şu an ara switch pozisyonundayım. İki manyetiğim beraber çalışıyor. Biraz daha funky soundlar yapabileceğiniz, funk ritimleri atabileceğiniz bir pozisyon bu.
şu an ortadaki tekli manyetim çalışıyor. Switch değişimlerinde gerçekten çok duyarlı, çok güzel. Tabii farklı markalardaki gitarların özellikle 3 single'lı yani 3 tekli manyetikli olan modellerinde bu tür ara switch pozisyonlarını alamıyorsunuz. Ama burada gayet başarılı. Birazdan ikinci switch ara switch pozisyonuna ve dördüncü toplamda dördüncü switch pozisyonu olan kısma geleceğim. Yani şu iki manyetin beraber çalıştığı ve şu soundlar arasındaki farklılığı da anlayabileceksiniz. Devam edelim. Şu an orta pozisyon alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bayağı belirgin bir fark olduğunu söyleyebilirim. Şöyle şu an sap kısmındaki tekli manyetimdeyim. Gerçekten de duyarlı diyebilirim manyetikler. Sizin özellikle tuşinize çok ciddi reaksiyon gösterebiliyor. Tabii bunu iyi kullanmakta birazcık da sizin izle bol bol çalışın. Egzersizlerinizi asla bırakmayın. Soruyorsunuz. Özellikle bir arkadaş vardı, adını hatırlamıyorum, mail atmıştı. İşte ben blues çalmak istiyorum, nasıl bir gitar önerirsiniz? Başlangıç seviyesinden biraz daha yukarıda buyurun. Gerçekten ideal ki ben de blues müzik sever biri olarak Stratocaster tanıtımlarında daha çok sizlerle beraber olmaya çalışıyorum. Tabii ki sadece blues mu çalınır gitarla? Hayır, çalınmaz. Birazdan onun örneklerini de vereceğim. Rock and roll da yapabilirsiniz, rock da yapabilirsiniz. Çok fazla serte kaçarsanız bu gitar o tarzlara uygun değil. Onu da söyleyeyim size. Çok fazla mesela distortion'da değil, overdrive tonunda deneyeceğim. Yani lambalı kanalda turuncu olan bilirsiniz hepiniz Marshall'larda. Onu da size bu sound'a aktaracağım. İsterseniz şimdi oraya geçelim birazcık overdrive sound'larına bakalım. Artık bu arada full switch kullanıyorum. Buradan eğilip düğmeyi değiştirmek zorunda kalmıyorum. JVM 50 ile sizlere bu sound'u ulaştırıyorum. Arkadaşlar oluyor. Niye full lambalı amfilerde dinliyorsunuz? Böyle geldi, böyle gidecek. Bunu da söyleyeyim. İyi amfilerde size gitarın gerçek performansını gösterdiğimize inanıyoruz. Bu konuda bize eleştiriyor olabilirsiniz. Hepinize de saygı duyuyorum ama elimden geldiğince başlangıç seviyesinde size ürünler tanıtmaya devam edeceğim bu arada. Bir üst seviye, bir alt seviye şeklinde bu şablonu değiştirdim açıkçası. Bir markadan bir tane yüksek seviyede bir gitar yaptıysam ki mesela Squier, bundan sonraki tanıtımım Affinity Stratocaster olacak. Maple klavyeli olan özellikle. Şimdi tekrar devam edelim. Şu an gene ara pozisyonumu aldım ve overdrive sound'umla devam ediyorum. Thank you.
benim fenderlerde özellikle solo pozisyonlarda, solo tonlarında daha doğrusu sevdiğim en güzel switch pozisyonu. En parlak, çok hoşuma giden Strayvogan gibi sololar atabileceğiniz, o soundlar oluşabileceğiniz manyetik pozisyonu. Tabii ki fender kullanmak çok ayrı bir durumdur. Her switch pozisyonunda, özellikle blues müzikte sololar yapabiliyorsunuz. Bununla ilgili örnekler birazdan veririm size. Güzel 12 bar blues'da yapmanız mümkündür. Gerçekten de size cevap veren bir gitar var elimde şu an. Squier markasının üst seviye klasik Vibe modeli. Ara switch pozisyonu alalım. Demin dedim ya, farklı şekillerde de kullanabilirsiniz. Değiştirmek isteyenler, mesela çok daha bu seriden düşük bir gitara sahip olanlar ve çok da bütçesi yeterli olmayan arkadaşlarımız var. Umarım hepinizin çok 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 iyi gitarları olsun. Bunu her seferinde artık söylemeye başladım. Çünkü bu konudan dolayı çok canı sıkılıyor, biliyorum. Sıkılmamasını istiyorum. Türkiye'de bu işler birazcık pahalı. Belki ilerleyen yıllarda çok daha değişik sonuçlar ortaya çıkar. Ama şöyle toparlamak gerekirse, eğer başlangıç seviyesinden çıkıp biraz da orta seviyeye artık ulaştım, daha iyi bir sound istiyorum diyorsanız bu gitarı mesela düşünebilirsiniz. Tabii ki kesinlikle beğenip beğenmemek size kalmış, size bağlı bir şey. Geçen bir arkadaşımız o konuda bize sitem etti. Yine de söylüyorum, ben hiçbirinizi bu gitarı alın ya da almayın demem. Hepinizin sonuç olarak kendi tercihleri var ve bu konuda kesinlikle aslında ben bize soru sormamanızı isterim. Şunu alsam mı, bunu alsam mı? Kesinlikle siz karar vermelisiniz. Ben elimden geldiğince yetişip farklı markaları da size tanıtmaya çalışıyorum. Ne kadar çok çaba gösterdiğimi hepiniz de görüyorsunuz. Beni yalnız bırakmıyorsunuz bu konuda. Sizlere de teşekkür ediyorum, ama dediğim gibi kendi kararınızı kendiniz verin. Çünkü o gitarı siz kullanacaksınız. Artısıyla, eksisiyle etrafınıza sorun. Deneme imkanı olanlar mutlaka denesin. Denemeyenlere de ben elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Umarım bunu da beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.